Soruşturma evresinde yakalama emri ve tutuklama. Hangi hallerde yakalama emri düzenlenebilir? Soruşturma evresinde çağrı üzerine gelmeyen veya çağrı yapılamayan şüpheli hakkında, yakalanmış iken kolluk görevlisinin elinden kaçan şüpheli veya sanık ya da tutuk evi veya ceza infaz kurumundan kaçan tutuklu veya hükümlü hakkında, kovuşturma evresinde kaçak sanık hakkında yakalama emri düzenlenebilir. Tutuklanma kararı ve tutuksuz yargılanma nedir? Kural olarak yargılama tutuksuz yapılır. Yani hapis cezası verilmediği sürece kişi hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Fakat tutuklamanın şartları mevcut ve tutuklama kararı da verilmişse kişi tutuklu yargılanır. Bu durumda tutukluk kararı kaldırılıncaya veya beraat kararı verilinceye kadar kişi tutuklu kalır. Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin ve bir tutuklama nedeninin bulunması halinde şüpheli veya sanık hakkında tutuklama kararı verilebilir. Şüpheli veya sanığın kaçması, saklanması veya kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular varsa, şüpheli veya sanığın davranışları, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapılması girişiminde bulunma hususlarında kuvvetli şüphe oluşturuyorsa, bir tutuklama nedeni varsayılabilir. Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine veya kendiliğinden mahkemece karar verilir. Soruşturma ve kovuşturma evrelerinin her aşamasında şüpheli ve sanık salıverilmesini isteyebilir. Şüpheli veya sanığın tutukluluk halinin devamına veya salıverilmesine hakim veya mahkemece karar verilir. Red kararına itiraz edilebilir. Ölümlü kazalarda sanığın tutuklu yargılanması gerekir mi? Tutukluluk kural değil, istisnadır. Hukukumuzda tutuklama mecburiyeti kesinlikle yoktur. Tutuklamanın iki koşulu vardır. Şüpheli veya sanığın kaçma şüphesi veya delilleri karartma şüphesine ek olarak kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı söz konusu olmalıdır. Ölümlü trafik kazalarında şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmesi zorunlu değildir. Tutuksuz yargılama da yapılabilir.